Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesinden öğrenci vizesine değişim işlemi kaç aylık bir süreçtir ve istenen belgeler nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu tip statü değişikliklerinde başvurularda göçmenlik dairesi şu an biraz gecikmeler yaşanmakta dönüş alma noktasında ve bu noktada gördüğümüz neredeyse 6 ay, 5-6 aylık bir bekleme süresine girildiği yönünde. Dolayısıyla yaklaşık bir 5-6 ay sürecek ya da daha fazla sürecek bir sürecin içine giriyorsunuz. Fakat burada önemli olan nokta o gideceğiniz okuldan alacağınız IT20 ve sizin finansal durumlarınızı gösterecek belgeleri bir araya getirmiş olmanız. Fakat yönetmeliklerde değişiklikler var. Geçen yıldan beri artık bu tip statü değişikliklerinde alt statüyle devam ettirmek gerekiyor. Dolayısıyla sadece öğrenci statüsüne başvuru yeterli olmayacak, alt statüyü devam ettirecek uzatmaları da yapmanız gerekecektir. Ve geçen haftadan belirtilen bir değişiklik neyse de artık herhangi eksik bir şekilde yapılan başvuruları direkt red edecekleri yönünde takdir yetkilerini daha da artıracaklarını bize bildirmiş durumdalar göçmenlik dairesi. Benim bu yüzden size tavsiyem kesinlikle bu statü değişikliklerini yaparken bir avukatlık ofisiyle konuşup yapmanızı şimdiden tavsiye ederim. Özellikle buna vurguluyorum. Geçen haftadan başlayan bu değişiklikle bazı zorluklar yaratacağını gördüğümüz için bunun üzerinde vurgulamakta fayda var diye düşünüyoruz.